Herkese merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz isim tamlamaları olacak. İsim tamlamalarında bulunan ögelere değineceğiz, isim tamlamalarının türlerine bakacağız ve isim tamlamalarının son olarak arkadaşlar özelliklerini inceleyeceğiz. Arkadaşlar, bütün isim tamlamalarında mutlak surette iki öge bulunur. Birincisi tamlayan, ikincisi tamlanandır. Tamlayan eklerini ilgi eki, tamlanan eklerini ise iyilik eki diyoruz. Tamlayan eklerimiz ın, in, un, ün temelde bunlardır. İyilik eklerimiz ise ı, i, u, ü, ım, im gibi eklerdir. Unutmayalım bütün isim tamlamalarında mutlaka bu iki öge bulunur arkadaşlar. Gelelim şimdi isim tamlamasının türlerini. Dört farklı türümüz var. Belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, takısız isim tamlaması ve zincirleme isim tamlaması olmak üzere dört çeşidi var arkadaşlar. Hemen başlayalım. Arkadaşlar belirtili isim tamlamasında hem tamlayan hem tamlanan ek alır. Hemen bakıyoruz. Yolun sonu, ceketin düğmesi, bizim evimiz, kapının boyası, hayatımın anlamı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün örneklerimizde hem tamlayan hem tamlanan az önce belirttiğimiz eklerin tamamını aldı. Belirtili isim tamlamasında kimin ve neyin sorularını da kullanabiliriz. Neyin sonu? Yolun sonu. Neyin boyası? Kapının boyası. Ya da kimin evi? Bizim evimiz gibi soruları da kullanarak sağlamayı yapabiliriz. Hemen belirtisiz isim tamlamasına geçelim. Arkadaşlar burada da tamlayan da ek bulunmazken tamlanan da ek bulunacak. Belirtili isim tamlamasında ikisinde de vardı. Belirtisiz isim tamlamasında ise tamlayanda yok, tamlanan da var. Hemen bakalım örneklere. Okul müdürü, Türkçe defteri, öğrenci sayısı, elektrik kablosu, sokak lambası. Gördüğünüz gibi tamlananlarımızda ek var, tamlayanlarda yok. Bu arada belirtisiz isim tamlamasını bulmakta zorlanabiliyoruz veya karıştırabiliyoruz. Burada size tavsiyem arkadaşlar mutlaka ne sorusunu kullanmanız. Eğer ne sorusunu kullanabiliyorsanız bulduğunuz tamlama belirtisiz isim tamlamasıdır. Nasıl kullanacağız? Hemen birlikte yapalım. Ne müdürü, okul müdürü. Ne defteri, Türkçe defteri. Ne sayısı, öğrenci sayısı. Ne kablosu, elektrik kablosu. Ne lambası, sokak lambası. Gördüğünüz gibi tamlanana ne sorusunu sorduğumda tamlayan cevap oluyorsa bulduğumuz isim tamlaması arkadaşlar belirtisiz isim tamlamasıdır. Hemen üçüncüye geçelim takısız isim tamlaması. Öncelikle şunu belirtmem gerek bu tamlama arkadaşlar tartışmalı bir konu. Neden? Çünkü takısız isim tamlamasının olup olmadığı konusunda hala tartışmalar mevcut. Ama bazı kaynaklarda yer verildiği için ben de kısaca size bahsedeceğim. Ama şunu da belirteyim, muhtemelen ÖSYM bununla ilgili herhangi bir soru sormayacaktır. Takısız isim tamlamasında arkadaşlar ne tamlayan da ne de tamlanan da ek bulunmaz ve tamlayan tamlananın ya neyden yapıldığını ya da neye benzediğini ifade eder. Hemen örneklerimize bakıp geçelim. Altın kafes, cam kavanoz, çelik tencere, deri mont, keten pantolonda gördüğünüz gibi arkadaşlar tamlayanlar tamlananın neyden yapıldığını bildirmiş durumda. Hemen zincirleme isim tamlamasına geçiyoruz. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken nokta iç içe girmiş iki isim tamlaması olduğudur. Yani bütün zincirleme isim tamlamaları iç içe girmiş birden fazla isim tamlamasından oluşur. Eğer siz karşınızdaki üç isimle birden fazla tamlama oluşturabiliyorsanız o belirlediğimiz üç isim aslında nedir? Zincirleme isim tamlamasıdır. Hemen bakalım. Sokak lambasının ışığı. 3 isim var karşımda. Deneyelim. Sokak lambası ya da lambanın ışığı gördüğünüz gibi sokak ışığı farklı tamlamalar oluşturabiliyorum. Ayşe'nin Türkçe defteri, Ayşe'nin defteri, Türkçe defteri. Yine gördüğünüz gibi birden fazla tamlama oluşturabiliyorum. Aile birliğinin üyeleri, aile birliği, birliğin üyeleri ya da aile üyeleri şeklinde tamlamalar oluşturabildiğim için Burada iç içe girmiş birden fazla tamlama bulunduğu için karşımızda ne var arkadaşlar? Zincirleme isim tamlaması var. Şimdi gelelim tamlamalarla ilgili önemli bir nota. Arkadaşlar belirtili isim tamlamalarında dan den eki tamlayan eki yerine kullanılabilir. Bu önemli bir not. Burçlardan bazıları hemen yerine ne yazıyoruz? ın in, in yazıyoruz. Şuradaki tamlayan ekilerinden birini yazıyoruz. Burçların bazıları oldu arkadaşlarından birkaçı, arkadaşlarının birkaçı oldu. Çocuklardan ikisi, çocukların ikisi oldu. Gördüğünüz gibi yerine ın in, in tamlayan ekini yazabildiğim için danden takısı tamlayan eki yerine kullanılabilir diyorum. Bununla ilgili sorular var. Dikkatli olun. Şimdi tamlamalarımızı gördük. Bütün isim tamlamalarında iki öge bulunur dedik. Tamlayan ve tamlanan. Tamlayan eki ilgi ekidir. Tamlanan eki iyilik ekidir. Dört farklı isim tamlamamız var. Belirtili, belirtisiz, takısız ve zincirleme. Danden takısı tamlayan iki yerine kullanılabilir dedik. Özel noktaları dikkat etmemiz gereken noktalardan da bahsettik. Şimdi gelelim sık sık soruların sorulduğu başka bir başlığa. Yani tamlamaların özelliklerini arkadaşlar. Arkadaşlar birçok tamlama özelliği var ama ben daha çok sorularla ilgili olanları buraya yazmaya çalıştım. Hemen birinciden başlayalım. Tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir, araya sözcük alabilir. Bu tür bir özellikte arkadaşlar eğer size yer değişikliği soruyorsa belirtili isim tamlaması aramalısınız. Hemen birlikte bakalım. Işıkları çok uzaklardan göründü şehrin. Bakın şurada bir tamlayan eki var. Neyin ışıkları? Şehrin ışıkları. Bakın burada da iyilik eki var. Dolayısıyla aslında şehrin ışıkları ifadesi ifadesinde tamlayan ile tamlanan ne yapmış arkadaşlar? Yer değiştirmiş. Hemen başka bir örneğe bakalım. Kokusunu çok özledim saçlarının. Bakın tamlayan ekim var. Neyin kokusu? Saçlarının kokusu. Bakın burada da iyilik eki var. Aslında saçlarının kokusu şeklinde olan tamlamamızda tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiş. Biz ne demiştik bir de? Araya sözcük alabilir. Evet bakın tamlayan ile tamlanan arasında farklı sözcükler var mı? Var. Yine tamlayan ile tamlanan arasında bir sözcük var mı? Var. Yine bu özelliği de dikkat edelim. İsim tamlamalarında arkadaşlar tamlayan düşebilir. Bu durumda iyilik ekine odaklanmalısınız. Yani aitlik, sahiplik bildiren eke odaklanmalısınız. Hemen bakalım. Uzun zaman sonra arabasını yıkattı. Onun arabasıdır bu. Ama onun ifadesi yazmadığı için biz ne diyoruz? Tamlayan düşmüş diyoruz. Ya da bakalım. Ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Bizim ellerimizdir bu. Bakın burada bir iyilik eki var. Ve işaret ettiği biz sahibi ortada olmadığı için burada ne diyoruz tamlayan düşmüş diyoruz. Hemen devam edelim üçüncü özelliğimizle tamlayan ya da tam, tamlanan tamlayan ya da şunu düzeltelim tamlanan sıfat alabilir. Bu önemli bir özellik arkadaşlar çünkü isim tamlamasında sadece tamlayan sıfat alabilir sadece tamlanan sıfat alabilir her ikisi ayrı ayrı sıfat alabilir. Bir de tamlamanın kendisi sıfat alabilir. Bununla ilgili çok soru var. Şimdi size izah etmeye çalışayım. Şimdi birinci tamlamamız arkadaşlar yemeklerin tarifi. Gördüğünüz gibi belirtili isim tamlaması. Peki hemen soruyorum nasıl yemekler? Lezzetli yemekler. Gördüğünüz gibi tamlayan sıfat aldı. Hemen yandaki örneğe bakalım. Yemeklerin kısa tarifi. Yine tamlamamız yemeklerin tarifidir. Ama sorumu soruyorum nasıl tarif? Kısa tarif buradaki örnekte ise tamlanan sıfat aldı. Birinci de tamlayan almıştı. Şimdi ise tamlanan sıfat aldı. Diğer örneğimize bakalım. Yeşil elmanın, yeşil elmanın ekşi tadı. Aslında buradaki tamlamamız arkadaşlar elmanın tadıdır. Ama nasıl elma? Yeşil elma. Nasıl tat? Ekşi tat. Gördüğünüz gibi hem tamlayan hem tamlanan sıfat almış durumda. Hızlı arabaların dayanıklı lastikleri. Aslında tamlamamız arabaların lastikleridir. Nasıl arabalar? Hızlı arabalar tamlayan sıfat almış. Nasıl lastikler? Dayanıklı lastikler tamlanan sıfat almış. Şimdiye kadar ne gördük? Tamlayan ayrı sıfat aldı. Tamlanan ayrı sıfat aldı. Her ikisi birden ayrı ayrı sıfatlar alabildi. Şimdi ise gelelim arkadaşlar bir diğer özelliğe. Güzel masa örtüsü. Buradaki tamlamamız masa örtüsüdür. Asil Türk bayrağı, buradaki tamlamamız ise Türk bayrağıdır. Şimdi sorumu tamlamanın kendisine soruyorum. Nasıl masa örtüsü? Güzel masa örtüsü gördüğünüz gibi tamlamanın kendisi sıfat aldı. Nasıl Türk bayrağı? Asil Türk bayrağı gördüğünüz gibi tamlamanın kendisi sıfat aldı. Genelde zaten arkadaşlar bu tür tamlamaları da karşımıza çıkan da belirtisiz isim tamlamasıdır. Hemen devam ediyorum. Zamirler tamlama oluşturabilir. Evet, zamirler ismin yerini tutan sözcüklerdir. İsmin kullanıldığı her alanda kullanılabilir. Dolayısıyla zamirlerle tamlama oluşturabiliriz arkadaşlar. İnsanların bazıları burada tamlanan zamir. Onların hepsi hem tamlayan hem tamlanan zamir. Bizim defterimiz burada ise arkadaşlar tamlayanımız zamir oldu. Beşinci özelliğimiz birden fazla tamlayan ve tamlanan bulunabilir. Evet arkadaşlar isim tamlamalarında tamlayanın veya tamlananın sayısı artabilir. Şimdi birlikte bakalım. Meyvenin tadı, kokusu, rengi. Gördüğünüz gibi bir tane tamlayan var, üç tane tamlanan var. Bir başka örneğimize bakalım. Evin, bahçenin hali. Burada ise arkadaşlar iki tane tamlayan var, bir tane tamlanan var. Bu sayılar değişiklik gösterebilir. Yine testlerde çok karşılaştığımız, güzel de sorular olan, tamlayanın cümle halinde olan sorular var. Yani tamlayan cümle halinde de olabilir arkadaşlar. Böyle bir özelliğimiz de var. Bakalım birlikte. Tabii şunu da söylemem lazım. Bu tür bir özellik ancak belirtisiz isim tamlamasında mümkün olabilir. Orada da hangi soruyu kullanıyorduk? Hatırlayın. Ne sorusunu kullanıyorduk? Şimdi bu özellikle bu soru işimizi çok kolaylaştıracak. Asla yalan söylemem sözü ile odadan ayrıldı. Ne sözü ile ayrıldı? Asla yalan söylemem sözü. Yani tamlayan ve tamlanan. Gördüğünüz gibi tamlayanımız cümle biçiminde. Çok yaşa nidası hala kulaklarda. Bakın şurada bir iyilik eki var. Ne nidası? Çok yaşa nidası. Burada da bir belirtisiz isim tamlaması var ve tamlayanımız arkadaşlar cümle biçiminde. Hızlıca isim tamlamalarını tekrar edelim. Özelliklerini özellikle tekrar edelim. Çünkü az önce kendisini tekrar etmiştik. Arkadaşlar tamlamaları kaça ayırıyoruz? Dörde ayırıyoruz. Belirtili, belirtisiz, takısız ve zincirleme isim tamlaması. Karşımıza çıkan bazı özellikleri mevcut. Tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir. Tamlayan düşebilir. Araya sözcük alabilir. Tamlayan ya da tamlanan sıfat alabilir. Zamirler tamlama oluşturabilir. Birden fazla tamlayan ve tamlanan bulunabilir. Tamlayan cümle halinde olabilir. Görüşmek üzere arkadaşlar.